Şimdi bir ev toplantısına geldim Ekrem Başkanım. Burada teyzem diyor illa Ekrem Başkanım bir sesini duyayım dedi. Ha şimdi ben mikrofonu açıyorum. Sizi bir duymak istiyorum. Bu da cemaat da kalabalık. Kalabalıktayız böyle. Hepsi sana tamam. Duacı değil. Daha hepsinde size duaları var. Açıyorum mikrofonu. Dinliyoruz başkanım. İyi akşamlar teyzeciğim. Nasılsınız? Sağ ol. Gözünü öperim kurbanı. Hadi dure. Ne güzel diliniz, ne güzel bana. Bir kırmızı bir. Ben de gözlerini öperim, ben de seni seviyorum kurbanı. Keşke şimdi gelsem yanına da ellerinden öpüp. Sağ ol kurban, sağ ol bana. Diyor ki ben diyor geçen seçimde lokmanı yaptım başkanım yine yapacağım lokmanı diyor. Vallahi ben o zaman ağlıyor şimdi gözyaşlarını tutamıyor. Tamam başkanım inşallah. İnşallah da bu kıyası boşuna tutar lan bu da bunu. İnşallah kazanınca diyor babacığım geleceğim diyor yanına. Tamam başkanım. Başkanım teşekkür ederim. Zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Çok mutlu ettiniz bizi. Yaman'dan beni o ilin milletvekili olan çok değerli dostum Abdurrahman Tutdere beni aradı. Şimdi Adıyaman'da da belediye başkan adayımız. Çok değerli bir milletvekilimizdir. Beni aradı, dedi ki, sevgili başkanım ben bir evdeyim, burada bir teyzemiz var. Seni öyle güzel andı, öyle güzel dualar etti ki, ne olur beni onunla ara, görüştür, ben onu evladım yerine koydum dedi. Beni evladı yerine koymuş. Aradım, haber verdiler, aradım, gitti yanına ve mikrofonu aldı. Abdurrahman Tutdere milletvekilimiz bunu sosyal medyasında paylaştı. Mikrofonu aldı ve başladı konuşmaya. Önce bana kurban ey dedi. Kurban ey dedi, sonra ben tabii onu ellerinizden öperim, bana dua edin teyzeciğim dedim. Ben ona selamladım. Sonra bana sadece kurbaneyi anladım. Kürtçe o kadar güzel şeyler söyledi ki. Güzel annemiz, güzel teyzemiz Türkçe bilmiyor. Adıyaman'da Kürtçe biliyor. Yahu benim dilimi bilmeden, benim belki söylediklerimin onda birini bile anlayamadan, beni sevdi ya o anne. Bana dünyaları verseniz boş. Sevgi bu. Ben ona o duyguyu vermişsem, onunla yürek yüreğe olabilmişsem, bu memleketin her insanıyla, doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi, Karadenizlisi, doğulusu, Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, ben şimdi Boşnak hemşerilerimin yanından buraya geldim. Bana dediler ki, seni biz bir boşnak gibi görüyor, evladımız gibi seviyoruz. Bana bu yeter. Zaten ben ne istiyorum biliyor musunuz? Bu adaletsizliği kendilerine ahlak edilen insanların karşısında en büyük gücün sevgi dili olduğunu, en büyük gücün dayanışma olduğunu onlara gösteren bir dönemi bu şehirde var ettiğimizde bu milletin, bu şehrin, bu memleketin sırtı yere gelmedi, gelmeyecek kardeşim. Gelmeyecek. Biz bunu ispat edeceğiz. Sevgili hemşerilerim,